Çankırılı Girişimciler Derneği olarak ticarette, siyasette, bürokraside, eğitimde, sporda, sanatta öne çıkmış hemşerilerimizle röportaj çalışmamız devam ediyor. Şimdi konuğumuz Öğütler Zincir Marketler sahibi Hamza Öğüt. Hoş geldiniz. Hamza. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hamza Öğüt, Çankırı doğumluyum. 1963 Çankırı, Orta Galfat doğumlu. İşte şey olacak, karışıyor. Çankırı doğumluyum. Dur ya. Dur kapat. Dur. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İşte Hamza Öğüt, Çankırı Orta doğumluyum. Ankara'da doğup büyüdük. Çocukluğumuz işte marketin içinde geçti. Babamızın işinde. Büyük bir mücadele içinde geçti şeyimiz, çocukluğumuz. Okula gidiyorduk. Okul dönüşü dükkanla uğraşıyorduk. Siyasi dönemde 1970'li yıllar bizim işte ortaokula başladığımız dönemde abim bir askerdi, biri ayıptı. Yani siyasi olaylardan dolayı. Bunun için iş hayatına biraz erken atlamak zorunda kaldık. 3 tane dükkanımız vardı. Bu dükkanı sabah açıp akşam kapamak zorunda kalıyordum. Bunları yaşarken hem okuyorduk, okul dönüşü dükkana geliyorduk, açıyorduk, kapatıyorduk ve belli bir süre sonra okul hayatımız bitti. Bundan sonra mücadelenin içinde ticareti kendimize benimsedik. Yani artık hayatımızın bir parçası oldu. Sabah saat 6, akşam gece 11-12'ler. Esnaflık hayatı biliyorsunuz çok sosyal hayatı olan bir iş değil. Büyük mücadelelerin içinde hayatını yaşamaya başladık. Ve işte askerlik şu bu derken ciddi anlamda asker dönüşü ticarete başladık. Yani görev bilincinden artık geldik, evlendik. Evlenince işte aile olmanın şeyiyle büyük bir mücadelenin içine girdik. Babamdan işte bu atkaların bana hafif geldiğini düşünerek biraz daha kabuğumuzu yıkma aşamasında ben babama dedim ki baba ben toptancılığa başlayacağım. Oğlum yapamam, baba yapar. Ve babamı ikna ederek bir 35'ine cevaplandım bu dönemin şeyinde. Gittim toptancılığa başladık. İşte aldık, sattık, verdik, ticaretin şeyini. Bu benim tabii önümü açtı toptancılık şeyi. İnsanlarla daha çok diyalog haline geçmeye başladık. Bu arada marketçiliğin ön plana çıkmaya başladığını görünce 1990 yılında Eryaman'da bir market yeri açtı. Bu dönemin 400 metrekareyle Ankara'nın en büyük marketlerinden biriydi. Tabii bu ciddi rakamlarından, ciddi kiralarından tutulan bir ihaleli bir usulü. Yani cesaret geldi, tuttuk. Büyük bir mücadelenin içinde buraya açtı. Ama tabii bu aynı zamanda Ankara'daki marketçiliğe de ışık tuttu. Bu ışık şöyle gelişti. Sabah 7'de açıyorduk, buyruk. Gece 11'de kapatıyorduk. Buyruk yani zorla kapatıyorduk dükkanı ve büyük bir mücadelenin içinde şey yaptık ve bu diğer sektör arkadaşlarımızın arasında görüldüğünde insanlar bu işi Ankara'da daha hızlı meyil ettiler. Yani marketçiliğin önünde bir kaynak olarak gördük. İşte bu mücadelenin içinde bugün 16 mağaza, bir dönemde işte mağaza sattım 3-4 tane Tansaçlara. Satıştan gelenler işte tarla, arsa, bir şeyler yaptık. Yani çok şükür bugünlere geldik. Bugüne kadar ticaret başarılarınız çok güzel.
Bunlar neye borçlusunuz ticari başarılarınızda? Öne çıkan neler var? Ama öne çıkan doğruluk, dürüstlük, samimiyet, çalışanlarımızla birlikte çalışıp birlikte kazanmanın sevincini yaşamak, birlikteliğin aile efradıyla birlikte de, yani abilerim, amcam, biz üç ortağız, bunların birbirimize olan saygımız, birbirimize olan güvenimiz, art niyet olmaması, samimi oluşumuz, dürüst oluşumuz, yani bunu bizim kendi adımıza dürüst oluşumuz dememiz biraz hoş değil ama kendime öyle inandığım için bunu söylemek zorundayım. Yani babamın ardında hiçbir zaman kimden olursa olsun, yani şu anki konuşmalara en ufak bir samimiyetsizlik olmaz. Yani aklımın arkasından önü büyüktür. Yani hiç kafamın arkasında bir şey olmaz. Ticarette de böyledir. Arkadaş toplumunda da böyledir. Her türlü ortamda samimi olmayı seven bir insan. Yaptığımız işler arasında market zinciri, restoranlar ve hayvancılık sektörü var. Ayrıntılı bahseder misiniz bu işlerden? Şimdi market satın hayatımız. Yani bizim doğma, büyüme ve gelişme çağımızın olması olmazsa. Ama tabii bunların dışında bir şey yapmadan önce hayal etmek gerekiyor. Bu hayalde de kolay hayal etmediğinde bir işi başarmak çok zor. Bir iş yapmak için önce hayal edeceksin. Bir basit bir şey. Şu an yaptığınız işler arasında restoran, market zinciri ve hayvancılık tesisiniz var. Bunlardan ayrıntılı bahseder misiniz? Marketçilik bizim hayatımız, yaşam tarzımız. Yani elimizde olmayarak içinde kendimizi bulduğumuz bir sektör. Yani babadan atadan geldiği için. Ama ondan sonraki gelişmeler restoran, o da marketçiliğin getirdiği bir şey. Yani restorancı veyahut da şey olalım diye değil. Elimizde bulunan dükkanları o yönde değerlendirmek için, ama ilerleyen dönemde yani restoran şeyine daha önem göstereceğimize inanıyorum. Hayvancılık içimizde, ben köyde doğup büyümedim. Ankara'da büyüdüm. Ama doğa sevgisi, hayvan sevgisi hep içimizde vardı. Bir kalkınmanın da, bölgesel kalkınmanın da buna yönelik olduğunu bildiğim için köyümüzde ve bölgemizde kırsal bir alan olduğu için büyük meralar, ama tarım yok, sert hava koşulları. Bunu araştırdığımda en çok bizim o bölgede hayvancılık yapılabileceği ile ilgili bir kanaate ulaştım. Ama bu tabii yani burada ondan ilgili değil. Tamamen benim bunu, yani Türkiye'nin de gelişimine katkı sağlayabilmek için toprak ve hayvansal üretimi olabileceğini, yani ciddi anlamda bu kalmamayı üretim yaparak sağlayabileceğimize inandığım için, yani bizim de burada şimdi marketçilik ve restoran ağımız olduğu için pazar sıkıntımızın da olmadığından dolayı böyle bir işe yöneldik. Bu memleket şeyi açısından önemli olduğuna inanıyorum. Memleketin kalkınması için ön planda bir çalışma. Bu çalışmayı da işte bir şey de bilmemiz için sevdim. Demin olmuş biraz. İyi. Şube sayısı ve çalışan sayımız nedir buralarda? Yani şube sayımız sonra mısın? Şube sayımız işte 16 market şeyimiz. Aşağı yukarı 4 tane marketimiz var. Hayvancılıkta da şu anda 20 çalışanımız var. Burada günlük 6-7 ton süt üretimimiz var. İşte 140'a yakın danamız oldu. Onları kesiyoruz şu anda.
150'ye yakın düvemiz var. Onlar da bu sene doğuracaklar. İşte 300'e yakın buzağımız var. Hep bir döngü içinde devam edip gidiyor. Toplamda tesis 1000 başlık. 1000 başlık. 1000 başlık. Gelecek ile ilgili plan ve projelerinizden bahseder misiniz? Onlar gelecek ile ilgili plan projemiz işte biz yaşam tarzında insanlara faydalı olmanın hakka faydalı olmak yani ne diyeceğiz ona? Halka faydalı olmanın yolları. Şimdi biz yaptığımız işlerde para için yapılan bir işten ziyade topluma ve insanlara nasıl faydalı oluruzun hep peşinde koştuk. Yani ne kadar yaptık, ne kadar ne yapabiliriz bunu değerlendirmek lazım. Bunu yapabilmek için de yatırım yapmak lazım. Yatırım yapmadan halka ve halka hizmet olmayacağına inanıyoruz. Yani yatırımı yapmamız için de sermaye lazım, güç lazım, birliktelik lazım, insan gücü lazım. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ancak bir güç oluştururuz. Bu gücü oluşturduğumuzda da başaramayacağımız bir şeyin olmadığını inanıyorum. Bundan sonraki düşüncelerimiz de dedim değil mi? Yani işte enerjiyle ilgili yani, düşüncelerimiz işte, yani, çakırıyla ilgili düşüncelerimiz ayrı bir olay. Ankara'da yani kendimizle ilgili Çankırı'ya ne yapabiliriz düşünceler farklı. Şimdi bitmeyecek iki sektör gıda ve enerji. Gıda ve enerji. Yani bu ikisi birbirine zaten paralel döngüsü. Bunlara yapılan yatırımın da hiçbir zaman boşa gitmeyiz yani. Ama bunu üretim aşaması olur, satış aşaması olur, pazarlama aşaması olur. Hepsi bir şeydedir. Bundan sonraki yapacağımız şeylerden biri enerjiye dönük başarabilirsek, hayvanlardan aldığımız gübreden gaz üretip, gazdan elektriğe döndürme gibi bir projemiz var. Bir bölgede işte HES'le ilgili bir kafamda oluşan bir nokta var. Daha ileri şeyde de bu ahırlarımızın aşağı yukarı 10 bin metrekareye yakın bir kapalı alanımız var. Bunların çatıları boş. Buraları güneş paneli döşeyerek yani ama hepsini bir kademeli bir şekilde işte 500 megawatt birinden 600 megawatt birinden işte böyle bir döngü içinde yapabilirsek bir şey oluşacak gibi görünüyor. Yani çok büyük üretim de olmasa bir HES ile ilgili bir çalışmam olacak. HES ve enerji ile ilgili. Sıkıldığınızda, umutsuzluğa düştüğünüzde, motivasyonunuzu kaybettiğinizde neler yaparsınız? Valla çok sıkılma, stres yönetimim iyidir. Ama çok böyle bir şekilde dağlara taşlara yürürüm. Ormanda, dağda, yaylalarda, yani yürüdüğüm zaman yani şeydir ama önemli olan mutlaka insan hayatı stresle geçiyor. Bir şey. Ama stresle savaş etmesini bilmek gerekiyor. Yani stres yönetimini ele aldığınızda çözümsüz hiçbir şeyin olmadığını düşünmek gerekiyor. Yani her şeyin bir çözümü var. Çözümsüz bir şeyin olmadığını düşündüğümüz zaman zaten stres olayımız olmuyor. Yani çok bunaldığım zaman da yani çok yormaktan böyle şeyden doğaya, hayvanlarına yani bir yürüyüş yani benim bütün stresimi alır. Hayatınızda keşke dediğiniz ve pişmanlık duyduğunuz zamanlar oldu mu? Pişmanlığım yok.